tanımlar üzerine konuşuyoruz. Komisyon not alırsa sevinirim. Biz önerge veremiyoruz çünkü grubumuz yok. Önerge mahiyetinde ben anlatayım size bu tanımları, eklerimizi. Öğretmen adayı ne biliyor musunuz sizin için şu an? Asgari ücretin altında maaşla farklı bir şehirde yaşamaya zorlayıp 2 sene boyunca her adımını takip etmek, sonra da kaderini AKP'li bir bakanın 2 dudağı arasına terk etmek suretiyle hayatını karartmayı hedeflediğiniz gencecik insanlar. Öğretmen adayının tanımı bu. Öğrenci tanımı yapalım. Bu ülkenin gerçeklerini konuşalım. Çalışmaktan fırsat bulduğu zamanlarda aç acına okula gidenler öğrenciler. ÇEDES adı altında, yeni yüzyıl marif modeli adı altında kafası siyasal İslamcı saçmalıklarla allak bullak olsun istenenler. MESEM adı altında, ya bu MESEM var ya, takip ediyor musunuz o MESEM'i? Son bir yılda 9 çocuk öldürüldü biliyor musunuz? Bir patronun insafında günde 12 saat, haftada yeri geliyor 6 gün, asgari ücretin 1/3'üne çalıştırılıyor çocuklar ya. Öğrenci kim biliyor musunuz bu ülkede? Kendinden büyük makinalarla cebelleşirken daha 14'ünde feci şekilde can veren Arda Tombul artık bu ülkede öğrencinin adı. Üstüne devrilen sunta blokların altında kalan 15 yaşındaki daha 15 ya Erolcan Yavuz artık öğrencinin tanımı bu. Bir tanım daha var burada, eksik bırakmışsınız. Velilerden hiç bahsetmemişsiniz. 3 tür veli var artık bu ülkede biliyor musunuz? Bir parası çok olanlar var. Onlar böyle yılda 1 milyonu bastırıyor. Eğitimin en kralını çocuğunu aldırıyor. Doğuştan şanslı doğanlar var ya, onlarla ilgili bir dert yok. Sizin de onlarla ilgili bir derdiniz yok. Çünkü iddia ettiğiniz gibi ne Müslümanlar ne Türkler, sizin temsil ettiğiniz tek kesim bu. Bu ülkenin %1'lik olmasına rağmen ülkemizin varlıklarının %50'sini elinde tutanlara çalışıyorsunuz. Bunun farkındasınız ve bilerek yapıyorsunuz. Bunlar %1'i. Parası bir de az olanlar var. Kıt kanaat geçinmesi rağmen yemeyen, içmeyen, tatilinden, kahvesinden ayırıp kredi çeken, borç alan, yaşamayı bırakıp çocuğu laik ve bilimsel bir eğitim alsın diye özel okullara bütün alın terini akıtanlar var bu ülkede. Bir de 3. grup var arkadaşlar. Bu halkın çoğunluğu var. Değil, özel okulun çocuğunun beslenmesine koyacak bir meyvenin bile hayalini kuramaz hale getirdikleriniz var. Okulların kapısında kuyruk olanlar, ya şurada bir tane kaliteli öğretmen kalmış, okulum oraya gitsin diye astronomik bağışları karşılamaya çalışanlar, tuvalet kağıdı ücretini, deterjan parasını ben nasıl ödeyeceğim diye gece uyuyamayanlar, çocuğuna bir sırt çantası alamayanlar var, veliler var. Yazın bu kanunun içine o tenimi. O velileri koyun bu kanunun içine. Bir de öğretmenler var, asıl bu konunun muhatabı olan öğretmenler. Dünyadaki en önemli meslek olmasına rağmen tarafınızdan ne kendileri ne sendikaları asla kale alınmayan öğretmenler. Ayda 3 kuruşa köle gibi hiçbir iş güvencesi olmadan çalıştırılan, yıllarca okusa da atanamayan kişiler öğretmenler. Açık açık yazın bunları tanıma. Bu yasanın saraydan yola çıkıp geldiği günlerde, çok değil arkadaşlar, 10 gün önce av tüfeğiyle atanamadığı için kendini vuran Furkan Güneş. Bu ülkede öğretmenin tanımı bu artık. Ya da kendi topraklarımızda Ruslar nükleer santral işletsin diye yapılan inşaatta katledilen, çocuklara İngilizce öğretemediği için inşaatta çalışıp katledilen İlyas Bul. Bu ülkede öğretmenin tanımı artık bu. Ücretli öğretmen adı altında yılda 10 ay, ayda 10 bin liraya çocuk eğitmeye çalışan kimseler. Öğrenci başına 500 bin, 1 milyon haraç kesen özel okullarda ayda 20-30 bin liraya köle gibi çalıştırılan, 2014'te kaldırdığınız yasa yüzünden kamudaki komik maaşlara bile erişemeyen, buna rağmen canla başla mücadele edip tam 46 gündür sokaklarda nöbet tutan özel okul öğretmenleri. Her şeye rağmen çocuklarına layık ve bilimsel eğitim vermek için gece gündüz mücadele eden, 3 kuruş maaşıyla sınıfındaki aç çocukları doyurmaya çalışanlardır bu ülkenin gerçek öğretmenleri. Son olarak da bir bakan tanımı yapayım ben size ki konu yerini bulsun. Milli eğitimi bitirmeye and içmiş, cumhuriyete ve tüm değerlerine alenen savaş açmış, tarikatlarla iş tutmaktan gurur duyan, eğitim sistemini sermayeye peşkeş çeken, sözde kendi mahallesine yaranmak için İslamcılık, özel okul patronlarına hizmetkarlık eden kişidir sizin bakanınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sakin olacak bir durum yok. Yok. 9 çocuk öldü. MESEM'i konuşuyor muyuz biz burada? Neyin sakin olayım ben ya? Teşekkürler Sayın Kadıgil.